Eçkem eğitim videosuna hoş geldiniz. Bu videoda pa işleme komutunu göreceğiz. Dosya açtığımızda öncelikle işleme kısmına geçelim. Mengenin tezgahı saklayıp takım yollarını saklayalım. İlk yapmamız gereken şey takımı seçmek. Bunun için takım deposuna giriyoruz. Açılı takım filtre kullan diyelim. 10 çarpı 45 derecelik takımı kullanacağız. Bizim takımın ölçüsü biraz farklı olacak. Bunun için bu takımı kopyala diyoruz. 10 çarpı 45 Pah takım diye bir isim verelim. Geometrik kısmında çap kısmı bizim bağın çapını belirtiyor. Uç açısı kaç derece olduğunu gösteriyor. 45 derece olduğu için 45-45-90 yazdık. Takım kesme boyunda buradaki yüksekliği belirtiyor. Burada iki değer girebiliriz. Ya takım kesme boyu veya küçük çap. Takım kesme boyunu girdikçe küçük çap da ona göre otomatik olarak değişiyor. Eğer ucundaki çapı biliyorsak bu durumda kesme boyunu siliyoruz. Uç çapı giriyoruz. Bu defa takım boyu otomatik olarak buna göre oluşuyor. Uç çapımız 2 olsun ve buna göre takım oluşmuş olalım tamam diyoruz ve seç diyoruz. Takım numarası 11 oldu. Yeni oluşturduğunuz için kaydetmeniz için de buraya açıklamayı ve kendimiz yapıştıracağız. Rengimizi seçip tamam diyoruz. Öncelikle şuradaki açık formu işleyelim. Bunun için freze çevrimi ve pa komutuna giriyoruz. Model tip olarak katıyı seçiyoruz. Çünkü katı model üzerine işleme yapacağız. Direz tipi yönü, aynı yönlü ve ters yönlü, tek yönlü işlemeler. Çift yönlü dersek çift yönlü olacak. Tek pos alacağız ve aynı yönlü seçiyoruz. Pah tipi olarak pah var veya pah yok seçeceğiz. Bizim şu an işleyeceğimiz kenarda pah olduğu için katı modelde pah varı seçiyoruz. Bu durumda pah derinde girmemize gerek yok. Takım temas noktasına gireceğiz. Burada eğer 0 yazarsak takımın ucu pahın altına geliyor. 100 yazarsak takımın üstü pahın üstüne geliyor. Burada 50 vererek yaklaşık ortalama bir değerde takım ayarlamış olacağız. İlerleme ve devri takım ve malzemeye göre girebiliriz. Derinlikte emniyet mesafesi ve geri çekme miktarını yazalım. Başlangıç derinliği modelden al ve sıfır olacak. Başlangıcı bitişte seç diyerek hangi noktadan hangi yönde başlayacağını ben kendim kararını verebilirim. Burada takımın giriş ve çıkış noktalar açık olduğu için takımı dışarıdan girip dışarıdan çıkmasını sağlayacağım. Bunu yaptığım takdirde yaklaşmada herhangi bir yatay, teğet, dikey açı veya radyüs vermeye gerek yok. Direkt yok diyorum. Yani takım 10 mm uzanı gelecek ve düz olarak işlemeye girecek. Bağlantılarda da emniyet mesafesi yumuşak diyorum. Kısa bağlantı mesafesi 5 olarak kalabilir. Zaten tek posa yapacak. Evet tamam diyorum. Tam dedikten sonra burada kenarı seçeceğim. Burada kenarı seçerken çift tıklayarak otomatik zincir oluşturmasını sağlayabilirim. Yalnız dikkat edeceğim nokta şu. Ben bu çizgiden bu yönde bir zincir oluşturacağım için çizginin diğer tarafına. Yani gideceği yön değil de ters tarafında bir yere gelip çift tıkladığımda otomatik olarak zinciri yakalıyor. Sağ tuşa basıyorum. Buradan bana yönü soruyor. Burada istediğim yönü seçerek değiştirebilirim. Zaten programın içinde de aynı yönü ters yönüne değiştireceğim. Tekrar sağ tuşa basıyorum. Başlangıç noktası, burası bitiş noktası. Burası oldu. Tekrar sağ tuşa basıyorum. Herhangi bir sınır yok ve sağ tuşa basıyorum. Simulate diyorum. Takımı çektiğimde takım buradan geldi ve bu şekilde işlemi yapmış olacak. Şimdi bunun simülasyonuna bakalım. A kadar olan kısmı işletelim. Tezgah saklıyoruz ve simülasyonu çalıştırıyoruz. Biraz daha yavaş bir şekilde gelelim. Ve bu şekilde katı modelin üzerindeki pağı otomatik olarak algılayıp işlemiş olduk. Şimdi şuradaki kapalı formu işleyelim. Yine Palk komutuna giriyoruz. Bütün değerlerim aynı. Sadece yaklaşma artık kapalı olduğu için uzatma vermeyeceğim. Yatayda 90 derecede 3.4 radius vereceğim. Tamam diyorum. Çift tıklıyorum. Sağ tuş, sağ tuş. Buradaki yönü belirleyeceğiz. Sağ tuş ve sağ tuş. Takım şu an bu köşeden başladı ama ben bu uzun kenarın ortasından başlamasını istiyorum. Bunun için en uzun kenar ve 0.5 dediğimde uzun kenarın ortasından başlatmış oldum simülasyona baktığımda yine pağımın takımın doğru bir şekilde pağ işlediğini görebilirim. Şimdi son olarak da pağ olmayan bir kenarı işleyelim. Örneğin şu işteki şu kenarı komple işleyelim. Artık pağ komutuna girdiğimde pağ yok diyorum ve burada kaçlık pağ vereceksek örneğin birlik pağ oluşturalım. Bu değeri girmem gerekiyor. Yine yaklaşmalar yataydan 90 derece radius yaklaşmayı verdim. Tam dedikten sonra çift tıklıyorum. Sağ tuş, sağ tuş ve sağ tuş. Burada simüle ettiğimde artık pah yok dediğim için takımın 1 metrelik pah oluşturmak için yüzeye girdiğini görebilirim. Kat simülasyondan bakalım. Burada katı modeli için alarak gösterirsem Burada pa olmadığını ancak kütükte defa olduğunu görebilirim. Bir de renklendirelim. Burada da parların kırmızı olarak oluştuğunu yani katı modele girdiğini görebilirim. Bir sonraki Edgecam eğitim videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.